Anne, bugün erken dönmüştünüz. Ya evet çocuğum, biraz serindi de. Bir de aklım Pınar'daydı. Nasıl oldu, uyandı mı? Yok, uyuyor hala. Ya dertleri ne bunların kızım? Yine bana doğru dürüst bir şey anlatılmıyor. Mehmet barışmışlar filan gibi bir şey söyledi. Ya ben de pek bilmiyorum. Bunları Pınar'la konuşsanız daha iyi anne. Siz her şeyi saklayın benden çocuğum. Sonra işlerin içinden nasıl çıkacağınızı bilemeyin. Neyse, siz daha iyisini bilirsiniz tabii. Hadi kahvaltıda görüşürüz. Anne, iyi misiniz? Onu da nereden çıkardın? Çok iyiyim. Ne bileyim, çok durgun görünüyorsunuz da. Yürüyüşle yoruldum biraz. Çok zorladım bugünlerde kendimi herhalde. Merak etme sen, hadi kahvaltıda görüşürüz. Görüşürüz. Sizliğe dayanamadınız hanımefendi. Mehmet lütfen, çok uykum var. Ne olur. Demek sizi bırakmamam için yalvarıyorsunuz. Peki Paris'te ben siz 2 gün ne yapacaksınız? Ben gitmemeye karar verdim. Neden hayatım? Sabaha kadar düşündüm. Bunlarla seni bu halde bırakamam. Bir de Mehmetcan var. Bebeğim, biz idare ederiz. 2 gün zaten. Bütün yaşadıklarımız bana şunu öğretti. İş bekleyebilir. Ama ailem asla. Hem Engin idare edebilir bensiz. Haklısın. Engin edebilir. Ama ben sensiz hiçbir şey yapamam. Şu saati ayarlayayım da. Havaalanına git, böyle söyleyeyim Engin'e. Telefonda çok ayıp olur çünkü. Ben götürürüm seni. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben de Paris'e gelecektim. Biletim, otel rezervasyonum. Her şeyim hazırdı. Sana sürpriz yapacaktım. Nereden aklına geldi bu? Ne bileyim, birlikte biraz gezeriz diye düşünmüştüm. Hem benden önce o Engin'le Paris'e gitmene de gönlüm razı olmazdı. Mehmet. Tamam kızma. Neyse, zaten ikimizin de burada olması daha doğru olur. Hadi uyuyalım biraz daha. Buna hayır demeyeceğim işte. Lara'cığım, başka bir şey ister misin? Yumuş ablam gelsin. Birazdan gelir. Hadi biz o gelene kadar bir şeyler yiyelim prenses, olur mu? Olur. TK-111 sefer sayılı Amsterdam uçağı için son çağrı. Yolcuların 11'ini olduğu kadar... Bizim uçağımız mı? Daha değil Lara'cığım, daha değil. Ama ben Gümüş ablamın yanına oturacağım. Olur tabii prenses. Eminim Gümüş de çok sevinir buna. Hı? Ne zaman gelecek Gümüş ablam? Neredeyse gelir kızım, merak etme. Hadi. Şuraya geçelim. Anneciğim günaydın. Oh, günaydın bebeğim. Ben okula gideceğim. Sen hala kalkmadın değil mi ama? Kalktım bebeğim, gel. Gel buraya, gel. Gel kızım, gel. Niye ağlıyorsun? Kim öldü seni anne?
kötü bir rüya gördüm de ondandır bebeğim. Geç de onu üzülme artık. Uyandın artık. Haklısın kızım. Maalesef uyandım. Uyandın mı sonunda? Uyandım anneciğim. Tatlım, sen bizi biraz yalnız bırak hadi. Yalnız bırak ki anneannem bir ifade alsın. Hı? Hayatım. Telefon. Telefon. Efendim. Gümüş, sen hala uyuyor musun? Ya uyuyakalmışım Engin, kusura bakma. İyi ama çabuk ol, uçağı kaçıracaksın. Engin, ben gelmiyorum. Ne? Ne diyorsun Gümüş sen, ne gelmemesi? Ya oraya gelip anlatacaktım ama uyuyakalmışım. Bizim evde çok kötü şeyler oldu. Onları bırakıp gelmem imkansız. Gümüş, sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ne desen haklısın ama gerçekten durum çok ciddi olmasa gelirdim. Hem zaten 2 gün sen... Yüzüne mi kapattı? İnşallah öyle değildir. Çok kötü oldu Mehmet ya. Canım hala gidebilirsin. Yani ben buradayım. İşleri yoluna koyarım. Yok, içimden bir ses burada kalmam daha iyi olacağını söylüyor. Hem Pınar toparlanmadan içim rahat etmez. Allah kahretsin. Ne oldu baba? Gümüş abla niye geç kalmış? İş çıkmış kızım. Gelmeyecek mi? Dikkat dikkat. TK-34 sefer sayılı Paris yolcuları için son çağrı. Baba bu mu bizim uçağımız? Evet kızım. Bahar. Aşkım. Sofra hazır. Gökhan. Çok uykum var, ne olur bırak uyuyayım. Tamam ama işe gitmeyecek misin? Ya ama uyku yapıyor bebeğimiz. Ben mahvoldum o zaman. Ne yapacağım ben bu iki uyuşukla? Efendim. Nilüfer. Ne haber kız? Ne oldu, niye ağlıyorsun? Abi sana çok ihtiyacım var, çabuk gel. Ne olur çabuk gel.